Selam arkadaşlar. Bugün temel kavramları anlatacağız. Öncelikle hani desteğinize ihtiyacım var bunun için. Videoları beğenip kanala abone olmanız gerekiyor ki hani daha çok izleyici alayım, ben de daha çok motive olayım. Bu şekilde daha çok paylaşım yapayım. Bu arada yeni bir metot denemeyi düşünüyorum. Olay şu. Bölüm sonunda, tamam mı? Hikayedir, anekdottur veya bir filozofun, bir felsefecinin sözüdür. Tamam mı? Bunları paylaşacağım ve bunları anlatacağım. Şimdi ders çalışmak sıkıcı bir şey. Fakat bunun sonunda böyle güzel bir şey olunca en azından daha sohbet tadında olur. İstemeyenler o bölümü geçip bir sonraki derse de geçebilir. Şimdi temel kavramlardan başlayalım. Web geliştirme olayı şu: frontend ve backend. Şimdi bu ikisinin birleşimi aslında A artı B demişiz burada. Full stack oluyorsun. Burada frontend dediğimiz şey HTML, CSS, JavaScript programlarını kullanan, bunlarla üretim yapan bölüm bu oluyor. Backend ise ASP.NET, PHP, Node.js ve Django programlarını kullanan kişiler için kullanıyoruz. Full stack, bir önceki dersimizde dediğim gibi A'dan Z'ye, tamam mı? Bir web sitesi olayının çoğunu yapabiliyor. Bunun için biz her konuyu da işleyeceğiz burada. Fakat bir konuda uzmanlaşmanız daha iyidir. Yani böyle bir dönemde yaşıyoruz. Bir alanda uzman olanlar tercih ediliyor. Fakat diğer alanlardaki diğer dillere de hakim olmanız da önemli. Şimdi backend konusunda şu var. Şimdi bunlardan birisini iyi bir şekilde yapıyorsanız arkadaşlar, yukarıdaki gördüğünüz programlardan birisini iyi yapıyorsanız siz diğerlerini de yapabilirsiniz. Çünkü hepsi aynı mantık. Bu şuna benziyor. Mesela bu mimarlık programlarından bahsetmiştim. İşte Max var, SketchUp var. Ondan sonra Lumion var. İşte daha gelişmiş olanları var. Hem 3 boyutluyu yapıyorsun hem aynı zamanda kat planını, kesitini falan çıkarıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da mesela birisini öğrenirsiniz. Daha sonra hepsi aynı mantık olduğu için ihtiyacınız olursa diğerlerine geçersiniz. Genelde bence bilgisayar programlarında genelinde bu var mesela. Şu an video çekiyorum. Tamam çekiyor ama bazı yönlerden eksik olduğu için mesela farklı bir programa geçmeyi düşünüyorum. Bu fare işaretlerini tam şey yapmıyor, göstermiyor. Neyse. Şimdi bu web geliştirici ve o diğer kavramlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bir web geliştirici HTML programıyla, tamam mı, basit bir şekilde dilini yazar. Bunu yazdıktan sonra ama bir araç gerekir, bir editör gerekir. Birçok editör var. Burada Visual Code editörü kullanmanızı öneririm. Çünkü bu farklı şeyleri var. Mesela farklı renklerde, farklı simgelerde ve farklı uyarılarda bulunarak, tamam mı, olayı çok hızlandırmış. Ben bunu öneriyorum. Hani aldığım diğer şeylerde falan, gördüğüm çevremde de bunu daha çok kullanıyorlar. Tamam. Şimdi bir HTML'yi yazdınız, tamam mı? Bu tarayıcı sayesinde bir görüntüye dönüş. Olay bu. Bütün hepsinin altındaki ana mantık bu. Arkadaşlar, şimdi site yayınlanma olayı nedir? Alan adı denen bir şey var. Domain. Hosting var, barındırma hizmeti. Bunlar nedir? Şimdi arkadaşlar, web geliştirici, tamam mı, HTML'den bir şey yazdı. Bu da neye benziyor biliyor musunuz aslında, bu HTML olayı? Nasıl bir Word'de yazıları yazıyoruz, ondan sonra Microsoft Word programıyla yazıp onu mesela PDF veya çıktı yaptığımız zaman elimizde bir döküman oluşuyor, değil mi? Burada da bu olay böyle. Web geliştirici daha önceki şeyde bahsettiğimiz kod editörünü kullandı, tamam mı? Ondan sonra bunu bir yerde yayınlanması lazım. Eğer bilgisayarımıza kaydedersek kendi bilgisayarımızda görebiliriz ama diğer insanlar göremez. Bunun için barındırma hizmeti almamız gerekiyor. Diyelim ki X firması barındırma hizmeti satıyor. C sürücüsü var ve bu C sürücüsünde, tamam mı, ben 1 GB almak istiyorum. Bana bu 1 GB'ı veriyor. Diyor ki yıllık bu kadar dolar para ödeyeceksin, tamam mı? Ödüyorum. Buradaki gördüğünüz şu sarı olan ise alan adım. Buradaki gördüğünüz ise barındırma hizmeti. Sarı alan adı. Bu hangi renkti ya? Bu turuncuydu. Bir an gece çektiğim için. Turuncu rengi ise barındırma. Şimdi burada gördüğünüz gibi HTTPS diye gidiyor. Bu şekilde .com olarak ben barındırma hizmetimi almışım. Bu arada farklı bir isim de koyabilirdim, barındırma hizmeti. Mesela mimarisak.com da yapabilirdim. Buradaki adres buraya bağlanıyor. Buna da, tamam mı, alan adı ile klasör odun adını ilişkilendirilmesi deniyor. Buna da DNS'e yönlendirilmesi ile yapılıyor bu olaylar. Şimdi arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Gelelim bizim olay. Bizim olay şu olsun. Platon'un bir sözünü gördüm. Şey diyor, küçük olaylarla, tamam mı, meselelere çok zaman harcayan bir adam
Tamam mı? Çok onun ayrıntısına düşen adam büyük olaylar yapamaz, büyük olaylar adamı olamaz. Bence çok güzel bir söz. Yani çünkü hatta günümüzde bunu yapmak daha zor çünkü dikkatimiz daha çok dağılıyor. Bir gün ben işte üniversitede 2 yıllık okuyordum, daha mimarlığa geçmemiştim. İnşaat teknikerliği Manisa'daydım. Orada işte bilirsiniz o zaman böyle cebimizde çok para olmaz. Şu anki öğrencilerin de büyük ihtimal çoğu öyledir. Gittim işte şey var, tavuk ciğeri falan var. Neyse yarım ekmek tavuk ciğer yiyeceğiz o zaman. Gittim oturdum, fiyatı da uygun. Neyse. Bir baktım radyodan bir sunucu bir şeyler anlatıyor. Ya oraya böyle bir kulağım gitti biliyor musunuz? Şöyle diyordu. Diyordu ki hayat diyor bir kavanozsa diyor, tamam mı? Bu kavanozunuza koyduğunuz eğer ilk önce küçük taşları koyarsanız o kavanozunuza daha sonra büyük taşları koyacak yer kalmaz orada. Onun için büyük taşları önce koyacaksın, tamam mı? Ondan sonra küçük taşları koyabilirsin. Çünkü büyük taşların arasından dolduracaktır kumlar ve küçük taşlar. Bu şekilde kavanoz hem büyük taşlarla hem küçük taşlarla dolacak. Büyük taşlar hayatımızdaki önemli şeyler. Mesela önemli şeylerden bahsedersek, bence sağlık önemli şeylerden birisi. Bence iş önemli, kariyer önemli, aile önemli. Yani bunların kişiye göre de, yaşa zamana göre de önem süresi değişir. Mesela para önemli, maneviyatın önemli, arkadaşlığın önemli, hayattan eğlenebiliyor musun, zevk alabiliyor musun önemli ve bunlar belli orantıda olması gerekiyor. Mesela önemsiz şeyler veya daha az önemsiz şeyler ne olabilir? Siz arkadaşlarınla zaman geçiriyorsundur ama hani ikinci veya üçüncüyü de geçiriyorsundur haftada. Çok fazla arkadaşlarınla zaman geçiriyorsundur. Hobilerine veya bilgisayar oyunlarına çok fazla zaman ayırıyorsundur. Bu da kavanozumuzu, tamam mı, çok fazla küçük taşlar attığımızı gösteriyor. Çünkü o kavanoz bizim yaşamımız ve sınırlı. Bu şekilde anekdotumu da bir anımı da sizinle paylaşmış oldum. Görüşmek üzere.